pandemideyiz. Right, And right. she started the streaming in YouTube. All right, whatever. But tamam. I will have a slide presentation, PowerPoint presentation. Ben bir sunum yapacağım, PowerPoint sunum yapacağım. Is it doable? Yapılabilir mi, Menekşe? Elbette paylaşım yapabilir Stephanie. Of course you can do that. So I may share the screen? Yeah, ekran paylaşma izni var mı? Never. Evet var. Yes, you have the rights. All right. Dear friends, good morning. Sevgili arkadaşlar, günaydın. That early, we are going to talk about what Ayurveda advises in a situation which we are in right now. Bu kadar erken aramızda olduğunuz için teşekkürler. Biz bugün şu anda bulunduğumuz durumun içerisinde Ayurveda'nın neleri önerdiğinden bahsedeceğiz. So, many of thousand years ago, Ayurveda started to develop. It was an orally transmitted, transferred knowledge from teacher to disciple. Binlerce yıl önce Ayurveda gelişmeye başladı ve öğretmenlerden öğrencilerine sözlü olarak aktarılan bir ilimdi. About 400 before Christ era, these teachings were written down for the first time. İlk defa milattan önce 400'lü yıllarda bu bilgiler yazılmaya başladı. And we got the book Charaka Samhita. Charaka Samhita adlı bir kitap oluştu. In this Charaka Samhita, there are 120 chapters, and one chapter is dedicated to epidemics. Ve bu bahsettiğimiz kitapta 112 bölüm var ve bu bölümlerden birisi de salgınlara yönelik düzenlenmiş. It is written as a dialogue between the student and the teacher of Ayurveda. Ve bu bölüm öğrenci ve öğretmen arasındaki bir konuşma gibi, sohbet gibi yazılmış. The teacher, Atreya, an Ayurvedic, as holy man and Ayurvedic physician, tells to his disciple, to his student, Agnivesha. Mm-hmm. Atreya olan öğretmen, Ayurvedic doktor, Ayurvedic kutsal kişi, öğrencisine anlatır. How do we call the student, disciple? Agnivesha. Agnivesha. Agnivesha'ya, yani öğrencisine, müridine anlatır. Most talented student of Atreya. Atreya'nın en becerikli öğrencisi. So that is what the teacher tells to his student. My dear, I can see in the movements of the planets, I can see in the fire, in the way the air moves, that an epidemic is coming around. Şöyle söylemiş. Sevgili öğrencim, ben gezegenin dönüşünden anlıyorum ki, ateşin hareketinden, havanın hareketinden anlıyorum ki yakında bir salgın gelecek. So they didn't use the term pandemic. They used the term Ranopadodvamsha, disease which may erase whole populations. Tabii o esnada salgın, pandemi ismini kullanmıyor. Onun yerine başka bir isim kullanıyor. Sanskritçe ve bu da şu anlama geliyor. Nüfusun büyük bir kısmını öldüren hastalık. How come, honorable teacher, that so many people can get the same disease with similar symptoms?
Because in Ayurveda we don't have the concept of disease. We have the concept of the diseased person. Everybody is sick in his own way, because everybody is different, right? So he asked, how come that so many people can get similar symptoms and actually get sick with the same disease? Ve öğrenci şunu soruyor. Nasıl oluyor da herkes aynı hastalığı taşıyabiliyor? Çünkü Ayurveda'da hastalık kavramı yoktur. Hastalanan kişi kavramı vardır. Yani her kişi kendi tarzında hasta olur. Bu anlamda nasıl oluyor da bir hastalık herkes tarafından deneyimlenebiliyor? So then he tells, this is because the reason for this epidemic are the dangerous changes in the natural environment, which are the same for all the people, for many people. Ve şöyle cevap veriyor. Bu doğadaki tehlikeli değişimlerden dolayı oluyor. Bütün insanları aynı anda etkileyen doğadaki tehlikeli değişimlerden kaynaklanıyor. So if people forget about virtue, become too greedy, too lazy, then after some time, air, later water, later land, later the climate gets spoiled. İnsanlar erdemlerini kaybettiğinde, tembelleşmeye başladığında ve açgözlü olmaya başladığında öncelikle hava, sonra su, sonra toprak ve sonra iklim bozuluyor. So if the air is spoiled, you can do something. You can move away at least. Hava bozulduğu zaman, hava bir bozulma gerçekleştiğinde en azından bir şey yapabilirsiniz. Hareket edebilirsiniz en azından. If the water is spoiled, you can also take measures to purify it. Su kirlendiğinde, su bozulduğunda yine bunu da saflaştırmak, temizlemek için önlemler alabilirsiniz. If the land is contaminated, it's already more difficult. Ama toprak eğer kirlenmişse bu biraz daha zor olur. And the most severe changes are the climate changes. Ve en ciddi ağır değişimler iklim değişimleridir. So that is what we are facing now. We have not only polluted air, contaminated water, contaminated land, we are facing climate changes now. Ve şu anda karşı karşıya olduğumuz şey de bu. Sadece hava kirliliğimiz yok, sadece su ve toprak kirliliğimiz yok, artık iklim değişimi de söz konusu. So then such type of epidemics can easily occur. Many people get sick with similar symptoms. Böyle olduğunda bir böylesine bir epidemi, salgın ortaya çıkabilir. Yani birçok kişi aynı semptomları taşıyabilir. So what to do once it has happened? Peki bu olduğu zaman ne yapılabilir? It's also written in this chapter of Charaka Samhita. Bu da yazıyor. Bu Charaka Samhita kitabının salgın bölümünde. First of all, you have to try not to get sick. Öncelikle hastalanmamaya çalışmalısınız. So take some preventive measures. Keep your body and mind. Önleyici bazı tedbirler alın. Zihninizi ve bedeninizi sağlıklı tutun. This apply rejuvenators, rasayana. This is a group of medicines designed to slow down aging, to improve the quality of the body tissues. Rasayana uygulamalısınız. Yani gençleştiriciler. Bunlar bir grup ilaç ve yaşlanmayı önlüyor. Bir anlamda dokuların genç kalmasını destekleyen bir özelliğe sahip.
Stay in a place which is healthy. Try to move to Bodrum, Yalıkavak from Istanbul, right? Sağlıklı olan bir yerde kalmaya çalışın. İyi hijyene sahip olan bir yerde. Bodrum'a gelin mesela, Yalıkavak'a gelin. Avoid the contact with people who are likely to be sick already or to get the disease. Ve hali hazırda hasta olan, hastalığı kapmış olan insanlardan uzak durmaya çalışın. Observe sexual abstinence. Cinsellikten kaçının. Worship the gods. Honor the elders. Do charity. Tanrılara ibadet edin. Yaşlıları onurlandırın. Hayır işleri yapın. Occupy your mind with topics of religious devotion and virtue. Ve zihninizi dini adanma ve erdem konularıyla meşgul edin. We will look into it more detailed, what they were talking about. Of course, this includes all the hygienic measures we are told to take, washing our hands, wearing masks. So this is all covered by this. Tabii ki burada iyi hijyen derken bunun içerisinde ellerimizi yıkamak, maske takmak kapsanıyor. Once you got the disease, cure it with medicines from herbs collected before the onset of the epidemic. Eğer hastalandıysanız, o zaman salgın başlamadan önce toplanmış olan bitkilerden ilaçlar kullanın. Which is not really possible for us. The pandemic is taking so long, we cannot rely on medicines collected before the outbreak. Biz bunu pek yapamayabiliriz çünkü o kadar uzun sürdü ki içinde bulunduğumuz salgın. Salgın başlamadan önce toplanmış olduğunu garantileyebileceğimiz bitkilere ulaşmamız biraz zor. But we still can do something, of course. So the way of action is symptomatic treatment, treat the symptoms. I will talk about this more. Ama yine de bir şeyler yapabiliriz tabii ki. Yapacağımız diğer şey semptomlara özel tedavi uygulamak, semptomları tedavi etmek. Biraz daha bahsedeceğim bundan. And purify your body by panchakarma, if you have heard about this. Ve bedeninizi arındırın panchakarma ile. Bilmiyorum, duydunuz mu daha önce bu kelimeyi? So, if there is a disease like this caused by the COVID-19 virus, the cleansing, the purifying procedure of choice would be induced vomiting, vamana. COVID-19 eğer kişi COVID-19 almışsa şöyle bir tedavi önerilebilir, vamana diye kusmanın istenmesi, yani kusma üzerinden bir temizlenme. Not everybody is suitable for that. It's a difficult procedure and not pleasant at all. Herkese uygun olmayabilir bu yöntem. Biraz zor bir süreç ve hem kişi için hem de yönetime biraz zor bir süreç. The second choice then is purification by purgation through the colon, virechana. Diğer seçim ise virechana olarak adlandırılıyor. O da kolon temizliği. So these two things can be done for cure. If you have a good prevention and a good cure, if it happens, you have good chances to survive if your karma allows it. Bu iyi bir tedavi olabilir. Eğer önleyici tedbirler almışsanız ve eğer yakalandığınızda bunları yapabilirseniz,
karmanın size izin verdiği sürece ondan kurtulma şansınız var. So if it is meant to be that you die from this disease, then nothing will help. So this is typical Ayurveda. There is always space for divine intervention. Ancak eceliniz bu virüsle gelecekse, yani sizin bu ölümünüzün sebebi virüs olacaksa, o zaman bununla ilgili yapılacak herhangi bir şey yok. Ayurveda bunları önerir ama her zaman ilahi müdahaleye de saygı duyar. All right, so let's go through all these points. Prevention and cure, what we can do. Let's start with the prevention. Şimdi bu noktaların üzerinden geçelim. Önleme ve tedavi kısmından bahsedelim. So we all know if the immunity system is working properly, then the symptoms of the COVID-19 disease will be zero or very mild. Biliyorsunuz bağışıklık sistemimiz iyi çalışıyorsa o zaman bu virüsün bizdeki etkisi sıfır ya da çok az olabilir. What can we do to strengthen our body and our mind? Peki zihnimizi ve bedenimizi güçlendirmek için ne yapabiliriz? First of all, take care of your agni, your internal fire. It has to be strong. Öncelikle sizin agniniz, sizin içsel ateşiniz güçlü olmalı. If the agni is strong, it will burn all the bad stuff. Çünkü eğer agni güçlüyse bütün kötü şeyleri yok edecektir, ya yakacaktır. What is necessary for maintaining a good internal or digestive fire? Peki iyi ebedi sindirim ateşine sahip olmak için ne gerekir? Follow a nutrition according to Ayurvedic rules. Ayurvedik kurallara göre bir beslenme takip edin. Do regularly oil massages for the whole body, including the head. Başınız da dahil olmak üzere baştan ayak parmaklarınıza kadar bütün bedeninize yağ masajı yapın. Spend at least one day per week at the open nature. Haftanın bir gününü en azından açık doğada geçirin. Then, second, strengthen your immunity. İkincisi, bağışıklığınızı güçlendirin. It's almost the same. Nutrition according to Ayurvedic rules, oil massage at least once a week. Aynı şey geçerli. Yine Ayurvedik kurallara göre beslenme. En az haftada bir defa bütün bedene masaj yapma. Also apply oil in the nose that strengthens the mucosa and makes it less susceptible for viruses or diseases at all. Ve yağı burnunuza da uygulayın. Bu burnunuzun virüslere karşı daha hassas olmasını, yani onlara karşı daha güçlü olmasını sağlar. And spend at least one day per week at the open nature, whole day. Ve yine haftanın en azından bir gününü açık havada geçirin, tam bir gün. Then the ancient teachers told, take rejuvenators, rasayana. What are rasayanas? Ve yine kadim öğretmenler rasayana almamızı önerirler. Gençleştirici demek yani. Peki bu gençleştiriciler nelerdir? Ghee is a rasayana, clarified butter. Ghee. Ghee bir rasayanadır. Netleştirilmiş tereyağı diye çevirebilirim bunu. Honey. Bağlı. Or almonds soaked in honey is a rasayana. Ya da bala batırılmış badem. Long pepper is a specific
Rejuvenator for the respiratory system. Uzun biberler solunum sistemi için güzel bir gençleştiricidir. There is a compound powder, trifala. It's also rasayana and detoxifying. Ve trifala isminde kombine bir toz var. Bu da rasayana etkisine sahiptir, gençleştirici etkiye sahiptir. Or chavana prasha. It's a confectionery. It's a sweet how to say it? like jam, a sweet jam, and it's jam. Very good for the respiratory system. Javana prasha. Javana prasha adı verilen tatlı bir reçel türü de var. O da solunum sistemine iyi gelir. Keep your mind balanced by spiritual practice. Ruhsal pratiklerle zihninizi dengede tutun. So if you do yoga, if you do meditation, it will help to strengthen your immunity, to keep your body and mind healthy. Eğer yoga yapıyorsanız, meditasyon yapıyorsanız, bu sizin bedeninizde sağlıklı olmanıza ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenize yardım eder size. Try to create beautiful impressions around yourself. Kendi etrafınızda güzel izlenimler yapmaya, bırakmaya çalışın. Spend at least one day per week at open nature. It o yüzden again. En azından haftanın bir gününü açık havada geçirin. Bu tekrar karşınıza çıkıyor. Give your head an oil massage every once in a while. It's good for the hair and also calms down the mind. Ve baş masajı yapın yağla. Bu hem saçınıza iyi gelir hem de zihninizi sakinleştirir. And apply oil in the nose. Ve burnunuza yağ uygulayın. It also has this mind calming effect. It strengthens immunity. And also balances the mind. Onun da zihni sakinleştirme özelliği var. Yukarıda bahsetmiştik. Hem bağışıklığı kuvvetlendiriyor, hem de zihni sakinleştiriyor. So let's go now one by one through these points. Şimdi tek tek bunların üzerinden geçelim. Internal fire, Agni. It has to be strong. İçsel ateş, Agni, bunun güçlü olması gerekiyor. Actually, it's nothing else than making sure that your digestion works properly. Aslında bahsettiğimiz şey sizin sindiriminizin iyi çalıştığından emin olmaktan başka bir şey değil. If the food will not be fully digested, there will be a remnant which stays in the stomach. And over time it becomes toxic. Çünkü eğer aldığınız besinler tam olarak sindirilmez ise bağırsaklarda bir miktar kalır ve bu bir süre sonra toksik, zehirli bir hal almaya başlar. So and this toxic matter is the breeding ground for any disease. Ve bu toksik madde de herhangi bir hastalığın ortaya çıkmasına davet eder, zemin oluşturur. This toxic matter is called ama in Ayurveda. Bu toksik maddeye ama denir Ayurveda'da. So we will remember, if the digestion is not working properly, malfunction of Agni, ama will be formed and that can be the root cause for a disease. Şunu diyebiliriz, eğer kişinin sindirimi iyi değilse, yani Agni iyi işlemiyorsa, bunun sonucunda ama ortaya çıkacaktır ve bu da hastalığa zemin oluşturacaktır. So what stimulates our digestive fire? Peki bizim sindirim ateşimizi ne stimüle eder, ne uyarır? Physical exercise, not too much. Like yoga, for example, physical work, massages.
fiziksel egzersizler ama çok fazla değil. Yoga gibi. Fiziksel işler ve masajlar. Light fasting, not too much. Too much fasting kills the fire, the agni. Hafif oruçlar ama çok fazla oruç değil. Çünkü çok fazla oruç agniyi öldürür. So if you feel something is wrong in your stomach, you have a headache, you feel heavy, you have a coating on your tongue, these are signs of ama, then stop eating for half a day, a day, not more. Eğer midenizi rahat hissetmiyorsanız, dilinizin üzerinde bir tabaka görüyorsanız, o zaman en azından yarım gün bir şey yemeyin. If you have a good sleep at night, this is also good for your agni, for your fire. Eğer gece iyi bir uyku geçirebiliyorsanız, uyuyabiliyorsanız, bu da sizin agniniz, ateşiniz için iyi olur. Spices are very important to kindle agni. Ve agniyi uyandırmak, tetiklemek için baharatlar da önemli. So especially the pungent, like pepper, peppery taste, sour taste, lemon, bitter taste, salty taste, they are stimulating, conducive to agni. Özellikle kekremsi tatlar, acı tatlar, ekşi ve bitter, o da bir tür acı olmuş oluyor. Ve tuzlu tatlar ve baharatlar agniye iyi gelir, agniyi destekler. Drink all these hot liquids, hot water or herbal teas, especially in the cold season. Her zaman sıcak şeyler için, sıcak su için, mesela özellikle soğuk mevsimlerde. So these all measures can improve your digestion, can improve your and keep healthy your agni. Bu aldığınız önlemler sizin sindiriminizi iyileştirir, agninizi iyileştirir. So what kills agni? That is all what we do nowadays. Peki agniyi öldüren şeyler nelerdir? Hepimizin bugünlerde yaptığı şeyler bunlar. We don't move much. We sit in closed rooms in front of the computer. Çok fazla hareket etmemek, kapalı odalarda kalmak, bilgisayar karşısında kalmak uzun süre. We have cold drinks, Coca-Cola, Fanta, Sprite. This is really, really bad. Soğuk içecekler, Coca-Cola, Fanta, Sprite, bunlar oldukça kötüdürler. We have coffee after a meal, thinking that helps the digestion, but it makes it weaker. Ve yemekten sonra bir kahve içmek ve kahvenin sindiriminize yardımcı olacağını düşünmek, ki aslında yemekten sonra içilen kahve sindiriminizi zayıflatır. Or we drink too much because many people think I have to drink 1.5-2 liters per day and it may be too much for the person, and water or liquid extinguishes the fire, right? Ya da çok fazla sıvı almak. Bazı insanlar işte günde 1.5-2 litre sıvı almaya çalışıyor. Ve belki de o kişi için fazla miktarda bir sıvı bu. Bilirsiniz, su ateşi söndürür. So drink as your thirst requires, not more. O yüzden, in small sips. Su içerken susadığınızda için, susuzluğunuzun gerektirdiği kadar su için ve bunu da yudum yudum için. So and of course starving or overeating is also very harmful for the agni. Ve aynı zamanda elbette uzun süreli açlık yaşamak ya da aşırı yemek de agni için kötü. So there is a good tea I can recommend to improve and maintain a good digestive fire. It's called agni tea. İyi bir çay var benim size tavsiye edebileceğim, sindiriminize iyi gelebilecek bir çay. Buna agni çayı deniyor. You take a liter of water, a pinch of chili pepper, few 1-2 centimeters of ginger root chopped,
a teaspoon of rock salt and 2 tablespoons of raw sugar. Not honey, because honey we should not put into hot water. Şöyle hazırlıyoruz bu çayı. 1 litre su, içine 1 tutam acı biber, 1,5-2 santimetre uzunluğunda zencefil kökü doğranmış bir halde ve 1 çay kaşığı kaya tuzu, 2 yemek kaşığı kahverengi şeker, yani ham şeker diyebiliriz ya da başka bir sağlıklı tatlandırıcı. Burada bal kullanmıyoruz çünkü bal sıcak suya konmaz. Then you boil everything on small fire for 20 minutes and let it cool and add the juice of 2 limes. 20 dakika kaynatıyorsunuz her şeyi. Sonra soğumasını bekliyorsunuz. Kaynatırken kısık ateşte kaynıyor. Soğuduktan sonra 2 limon suyunu ekliyorsunuz içine. Yes. Yes, please only really a little pinch of chili, right? Very little. Bu arada o acı biberi koyarken çok azıcık koyun. Çok azıcık koyun acı biberi. Then you fill the liquid into a thermos and you can drink it over the day before meals in small sips. Sonra bunu termosunuza koyabilirsiniz ve gün içerisinde küçük küçük yudumlar halinde alabilirsiniz yemeklerden önce. So that is very beneficial, especially in the cold season. Bu çok faydalıdır, özellikle soğuk mevsimlerde. So, we were talking also about nutrition according to the rules of Ayurveda. Aynı zamanda Ayurvedik kurallar temelindeki beslenmeden de bahsettik. It will keep your agni, your fire healthy. Bu sizin agninizi, ateşinizi sağlıklı tutacaktır. First of all, we need to look at what is wrong. There are many misconceptions about what is healthy and what is good for us. Many bad habits. Öncelikle sahip olduğumuz kötü, yani doğru bildiğimiz yanlışlara bakmamız lazım. Çünkü alışkanlık anlamında sağlıklı zannettiğimiz ama sağlıklı olmayan çok şey var. What are these misconceptions and bad habits? Peki bu doğru bildiğimiz yanlışlar neler ve bu kötü alışkanlıklar neler? One of them, muesli. Do you have this in Turkish, muesli? Do you know? Yes, we have it. Muesli is healthy. Is one of these misconceptions. Bu yanlışlardan bir tanesi, yanlış kavramlardan birisi. Muesli sağlıklıdır. So muesli, it's raw cereals, right? You soak them in milk and eat them raw practically. Burada çiğ tahıllar vardır. Çiğ tahılları ıslarsınız bir sıvı içerisinde ve onu yersiniz. So it's not healthy because it's way too heavy for digestion. The body cannot handle this. Bu hiç o kadar da sağlıklı değil çünkü sindirim için çok zorlayıcıdır. Beden bununla baş edemez. The chances that ama these toxins will be formed are very high unless you have a really really strong fire. Çok çok kuvvetli bir ateşiniz olmadığı sürece bu şekilde beslenmenin ama oluşturma, yani toksik madde oluşturma ihtimali çok yüksek. So boil your cereals in water or in milk if you want. And don't add fruits. It's not a good combination. Tahıllarınızı kaynatın. Suyla kaynatın ya da sütle kaynatın. Ama çiğ meyve koymayın içine. Add spices, cinnamon, cardamom. Make it tasty. You can add a little bit ghee. It makes it very tasty. But have a cooked meal, like oatmeal or any cereals are good. İçine kakule koyun, içine tarçın koyun, içine ghee koyabilirsiniz. Ghee de lezzet verir. Ama içine çiğ meyve koymayın.
Second misconception, raw vegetables are healthy. İkinci yanlış anlaşılma ise çiğ sebzeler sağlıklıdır. It is true that in raw vegetables there are more vitamins than in cooked. Evet, doğru olan bir şey var. Çiğ sebzelerde pişmiş olanlara göre daha fazla vitamin vardır. But these vitamins cannot, as a rule, cannot be absorbed by the body. Ama bu vitaminler aslında beden tarafından absorbe edilemiyor, emilemiyor. It's better to cook the vegetables, have less vitamins, but these vitamins will be taken by the body. Sebzeleri pişirmek daha iyi olur. Belki vitaminleri azalır ama en azından bu vitaminler beden tarafından emilebilir hale gelir. If you really really need to eat salad from raw vegetables, please do it at lunch and not too often. Eğer çiğ sebzelerden yapılan salata yiyecekseniz illa bunu öğle yemeğinde yiyin ve çok sık yapmayın. Because at lunch, lunchtime the digestive fire is strongest. The chances are better that you will properly digest raw vegetables. Çünkü öğle yemeği esnasında sizin sindirim ateşinizin yüksek olmasının şansı çok daha fazladır. O zaman yediklerinizi daha kolay sindirebilirsiniz öğle yemeği esnasında yerseniz. A really, really bad habit, drinking icy cold water before or with a meal. Gerçekten, gerçekten kötü bir alışkanlık. Yemekten önce ya da yemekle birlikte buzlu, soğuk su içmek. That really kills the digestive fire because it somehow makes numb the mucosa of the stomach. Bu bizim sindirim ateşimizi gerçekten öldürür çünkü bizim midemizin mukozasını bir nevi uyuşturur, hissizleştirir. So please drink warm or hot water instead in small sips. O yüzden bunun yerine ılık ya da sıcak su için ve bunu yudum yudum alın. Another not so good habit, having coffee or black tea or green tea right after a meal. Yine iyi olmayan bir alışkanlık ise yemekten hemen sonra kahve içmek, siyah çay içmek ya da yeşil çay içmek. It will disturb the digestion. If you really bu sindirimi rahatsız edecektir. If you really can't live without caffeine, have it in the morning. But better, of course, to leave it totally. Eğer ben illa kafeinsiz yaşayamam diyorsanız, bunu sabah alın. Ama aslında bırakabilirseniz çok daha iyi olur sizin için. Many people count the calories they take in and think that will keep them slim. Birçok kişi, or they have a low carbohydrate diet. Birçok kişi zayıf olmak için aldığı kalorileri hesaplar ya da düşük karbonlu diyetler yapar. This is not true. Everybody is different and as a rule of thumb we need carbohydrates as a 30-40% of our diet, but we need good carbohydrates. Bizim karbonhidratlara da ihtiyacımız var. En azından beslenmemizin %30-%40'ı karbonhidratlardan oluşmalı, ancak iyi karbonhidratlardan oluşmalı. So we need cereals, we need whole grain bread. What we don't need, of course, is white flour and white sugar. That is harmful. Tahıllara ihtiyacımız var, tam tahıllı ekmeklere ihtiyacımız var ama elbette beyaz una ihtiyacımız yok ve beyaz şekere ihtiyacımız yok. We will come to the right amount of food for everybody later. Daha sonra herkes için doğru miktardaki besinlere de geleceğiz.
Then we often use harmful food combinations. Ve like çoğunlukla yogurt with fruits, for example. Ve çoğunlukla zararlı gıda kombinasyonları da kullanıyoruz. Mesela meyveli yoğurtlar. That is really creating this toxic matter in our body. Bu gerçekten bedenimizde bu toksik maddeyi oluşturan bir şey. We will talk about these harmful food combinations in more detail. Yine bu zararlı besin kombinasyonlarından da bahsedeceğiz detaylı olarak. What is also a harmful habit? Snacks, having snacks in between the meals. Yine zararlı bir alışkanlığımız daha, yemekler arasında atıştırmalıklar yemek. If we have snacks and not enough intervals in between the intake of food, then the stomach has not enough time to digest properly the taken food. Eğer yemekler... So there should be at least there should be at least a break of 3-4 hours in between food intakes. Eğer yemekler arasında yeterince zaman olmazsa ve yemek arasında biz yine atıştırmalıklarla midemize bir şey göndermeye devam edersek, o zaman sindirimimiz için yeterli zaman vermemiş oluruz. En azından iki yemek arasında en azından 4 saat olmalı. So have 2-3 meals a day and nothing in between, then your agni will your fire will remain strong. 3 öğün yemek yiyin günde ve aralarda bir şey yemeyin. Böyle olduğunda akniniz güçlü kalacaktır. All right, let's come to some basic rules of eating according to Ayurveda. Şimdi Ayurveda'ya göre temel beslenme kurallarından bahsedelim. What should we eat? We ne should yemeliyiz? Wholesome, warm and juicy fruit, food. Tamamiyle sulu besin yemeliyiz. Yani haysiyetli, sağlıklı, erdemli besinler yemeliyiz. So usually our food is too dry. We eat French fries, we eat köfte. It's better to have it like soupy food. It should be have enough liquid. Besinlerin içerisinde yeterince sıvı olmalı. Mesela köfte yiyoruz, patates kızartması yiyoruz. Bunlar çok fazla kuru olan şeyler. O yüzden daha çok çorbamsı, sulu şeyler yemeliyiz. If you know your body type according to Ayurveda, Vata, Pitta or Kapha or a mixed type, choose your food according to your body type, of course. Eğer biliyorsanız beden tipinizi, ayurvedik beden tipinizi biliyorsanız, vata, pita ya da kafa, o zaman sizin kendi beden tipinize göre beslenmeniz gerekir. Choose your food according to your digestive capacity. How strong is your agni? If it is weak, then don't eat much. Eat very light. Sizin kendi sindirim kapasitenize göre beslenin. Eğer sindirim kapasiteniz düşük ise o zaman fazla yemeyin. And of course according to the season. In summer you will eat more watery fruits, more light food. In winter you can have more heavy food, warming food. Mesela yaz mevsiminde daha çok su içeren meyveler yiyebilirsiniz, daha hafif şeyler yersiniz ama kışın sizi daha sıcak tutan şeyler yemelisiniz. How much? That is a question. Ne kadar? Diğer bir soru da bu. Ne kadar yiyelim? So, as for each meal, we take 1 anjali of liquids and 1 anjali of solids. Her bir yemek için Stephanie, what do you mean when you say anjali? Anjali is a bowl formed by
our hands, by the hands of the eater, like this. Huh? You see here. Okay, I got it. Okay. Okay. Bir avuç sıvı ve bir avuç katı gıda. Resimde gördüğünüz gibi avuç kadar. So the idea is that we in our mind we can divide our stomach into three parts. Şöyle bir fikri var bunun. Midemizi üçe bölebiliriz. So like three bowls. Yani, imagine three bowls is the volume of your stomach. Bu şekilde üç kase var gibi düşün. Üç kaselik büyüklüğe sahip midemiz. One bowl has to remain empty. Ve bu kaselerden birisinin... Because the stomach needs space to do his churning work, right? Ve bu üç parçadan birisinin boş kalması lazım ki midemiz o parçalama, hareket ettirme işini rahat rahat yapsın. One bowl can be filled with solid food, solids, and the third bowl can be filled with liquid. Ve bir kaselik, bir avuçluk kısım katı gıdalar, bir avuçluk, bir kaselik kısım ise sıvı gıdalar gibi düşünebilirsiniz. So what is the size of one of these bowls? One Anjali. Your two hands. Peki bu bahsettiğimiz kaselerin büyüklüğü ne kadar olmalı? İki elinizi bir araya getirdiğiniz zaman ki gördüğünüz avuç kadar oluşan kap büyüklüğü kadar olmalı. This is the right amount of food for each meal. Her bir öğün için gereken doğru yemek miktarı bu. How often should we have such meals? 2-3 times a day, not more. Peki ne kadar sıklıkla yemeliyiz gün içerisinde? 2 ya da 3 defa, daha fazla değil. When should we eat? Peki. So it is good to have the main meal somewhere between 10 o'clock in the morning and 2 o'clock in the afternoon. Peki ne zaman yemeliyiz? Ana yemeğimiz, günün içerisindeki ana yemeğimizi sabah 10 ila öğleden sonra 2 arasında yemeye özen gösterelim. At this time of the day, the digestive fire is most strong. Günün o saatleri arasında, yani sabah 10 ve öğleden sonra 2 arasında bizim sindirim ateşimizin en güçlü olduğu zaman. If you have to have breakfast earlier, then keep it light. Eğer daha önce kahvaltı yapmışsanız, bu öğle yemeğini hafif tutun. The dinner should not be later than 3 hours before going to sleep. Düzeltiyorum. Kahvaltı yapacaksanız kahvaltıyı hafif tutun dedi. Akşam yemeğim uyumadan önce 3 saati geçmemeli. Yani yemek yedikten sonra en az 3 saat sonra uyumamız lazım. Otherwise it will not be properly digested because during sleep all the functions of the body shut down including the digestion. Yoksa yeterince sindirim olmaz. Çünkü biz uyku esnasındayken, uyku içindeyken bedenimizin bütün fonksiyonları kapanır. Sindirim sistemi de kapanır. Yani beden gece sindirim yapmaz. So there should be a break in between the meals of 3-6 hours. Don't eat if you are not hungry. Ve öğünler arasında 3 ila 6 saate kadar boşluklar olmalı. Karnınız aç değilse yemeyin. Acıkmadığınızda yemeyin. What to drink? I told already. Sips of warm or hot water. Peki ne içelim? Az önce anlattım. Sıcak ya da ılık su için yemekle birlikte yudum yudum. If you want to lose weight, drink before the meal. Eğer kilo vermek istiyorsanız yemekten önce için. If you want to gain weight, drink after meal. Eğer kilo almak istiyorsanız yemekten sonra için. Hot water. Sıcak no su. No coffee or black tea right after the meal. Yemekten hemen sonra kahve yok.
siyah çay yok. All right, let's go to the harmful food combinations. Evet, peki şimdi zararlı besin kombinasyonlarına geçelim. So you can read it on your own. I won't talk about everything in detail. So this is our food items which you shouldn't combine with these food items. Hı hı. Bunu şimdi siz okuyabilirsiniz. Tek tek üzerinden geçmeyeceğim. Sol tarafta mavi görünen kısımları sağ taraftaki kırmızı görünen kısımlarla birlikte yemeyeceğiz. Should I translate into Turkish all of them? No. Who wants can read it on his or her own? Tamam. Bunun tek tek çevirisini yapmayacağım. Eğer ilgilenirseniz tek tek okuyabilirsiniz. Only few examples what is very typical what I observed in Turkey. Ben sadece birkaç örnek vermek istiyorum. Türkiye'de gözlemlediğim kadarıyla çok tipik olan kombinasyonlar neler? Eggs, for example, people like to combine with cheese, right? Mesela yumurtalar, insanlar yumurtaları peynirle birlikte yemekten keyif alıyor. It's not good. Bu iyi değil. Bırakın bunu. Lemon, you put on almost everything. Don't put it on cucumbers, tomatoes. Limon mesela, siz neredeyse her şeye limon sıkıyorsunuz. O yüzden limonu salatalığın üzerine, domatesin üzerine, süt ve yoğurdun üzerine sıkmayın. Milk, the so-called milkshakes, where we mix milk with bananas or other foods. It's very unhealthy in fact. Mesela süt, milkshake'ler, işte muzlu sütler ve diğer meyveli sütler, bunlar aslında çok zararlı. Or we like yogurt with fruits, or we dilute it with milk. This is really not good. Mesela yoğurt, meyveyle birlikte yoğurt yemeyi seviyorsunuz. Ya da yoğurdu sütle sulandırıyorsunuz. Bu da iyi bir bileşim değil. Eat yogurt with honey, with walnuts. This is okay. With cucumber, like tzatziki. This is okay. But not with tomatoes, for example. Yoğurdu balla yemeniz uygun. Balla yoğurt yiyin. Ceviz koyun içine. Onu da yiyin. Ve salatalıkla beraber de yiyin. Cacık yiyin mesela. Bunda bir sıkıntı yok. Ama domatesle beraber yoğurt yemeyin. So try to keep this in mind. Start with small things. Stop, for example, the milkshakes. Or stop the yogurt with fruits. Or the cereals with fruits. En azından bunu uygulamaya başlayın ufak ufak hayatınız. En azından meyveli yoğurt yemeyin. Ya da tahıllarla beraber meyveler yemeyin. Ya da yumurtayla beraber peynir yemeyin. These food items, they are not compatible with each other for certain criteria and they create havoc in our digestive system. Bu besin türleri bir arada alındığı zaman birbiriyle uyum sağlamıyorlar belli kriterlerden, özelliklerden dolayı. Ve eğer birlikte alınırsa bedende havoc oluşturuyorlar. All right. So, unhealthy food combinations. Stephanie, you said yeah? It creates havoc in the body. Havoc, yes. Turmoil. Uh-huh. Ben havoc ne olduğunu sordum. Bedenin içerisinde bir karmaşa oluşturuyor bu durum. The body is not designed for that. It doesn't know how to handle these combinations. Beden bu iki besinin bir arada alınmasına alışık olmadığı için bedende bir telaş oluyor, bir karışıklık ve gürültü kopuyor. So yogurt is a special food item. It has, according to Ayurveda, the property called abhishandi, blocking the channels, the minute channels of circulation. Yoğurdun Ayurveda'da özel bir ayrı bir özelliği var. Buna abhishandi deniyor.
kanalları bloke eden. Blocking the channels, you said, isn't it? Yes. Mm-hmm. So try not to eat yogurt at night. O yüzden gece yoğurt yememeye çalışın. Because it will cause some congestions. Çünkü gece yoğurt yendiğinde bazı tıkanıklıklara sebep olabilir. There is another aspect of nutrition. That is how the food affects our mind. Ve beslenmenin başka bir etkisi daha var aslında bizim için, zihnimizi nasıl etkilediği. So there are, according to the Hindu tradition, three gunas, all pervading substances. Hint geleneğine göre tri guna denen üç çeşit besin türü var. Buna üç her şeyi kapsayan madde de deniyor. Sattva, raja ve tama. So what we want to strengthen in times of pandemic is the sattva element. Ve bizim pandemi esnasında güçlendirmek istediğimiz elementimiz sattva elementi. This is how we feel after a meditation, after having done yoga properly. Düzgün yoga yaptığımızda ya da meditasyondan sonra deneyimlediğimiz şey sattva. Yes, if we chant om, then we are in a sattvic state. Mesela om söylediğimiz zaman biz sattvik bir hale giriyoruz. If you will have too much tamas, we may become depressive. Eğer çok fazla tama olursa bizde depresif olabiliriz. If you have too much rajas, we may become angry. Eğer çok fazla raja varsa bizde öfkeli olabiliriz. So and each food item has sattvic, rajasic and tamasic properties as a dominant feature. O yüzden her bir besinde bu sattvic, sattva, raja ve tama özelliklerinden birisi daha baskın olarak ortaya çıkıyor. So sattvic food, for example, are all the fruits and vegetables, some cereals like rice, barley, quinoa. Sattvik besinlere baktığımız zaman bütün sebzeler ve meyveler ve bazı tahıllar, mesela pirinç, quinoa, arpa. Pulses like mash fasulye. Red and yellow lentils. Maş fasulyesi, kırmızı ve sarı mercimekler. Mercimek, yes. Bee, of course. Or white soft cheese. They are also sattvic. Fresh yogurt. Taze yoğurt, ghee ve yumuşak taze peynir. Bunlar da sattvic özelliğe sahip besinler. Almond, coconut, fresh cashew nuts. Badem, hindistan cevizi, taze kajular. From the spices, saffron, turmeric, cardamom, coriander, kişniş, rezene, cumin, kimyon. Yeah. Baharatlara bakarsak eğer safran, zerdeçal, kakule, kişniş, kimyon ve rezene, bunlar da sattvik özelliğe sahip baharatlar. Sweeteners, raw honey is sattvic. Fresh sugar cane juice or raw sugar. Tatlandırıcılara baktığımızda ham bal sattviktir.
ve taze şeker kamışı suyu ya da çiğ şeker taktiğidir. Ham şeker daha doğrusu. Yes, some teas, herbal teas are also sattvic. Hot water. Bazı bitkisel çaylar da sattviktir. Sıcak su sattviktir. Meat is not sattvic. And fish. Et, fish et, and chicken. Et sattvic değildir. Is rajasic. It makes, it adds up passion. Agitation. Et sattvic değildir. Balık, balık, deniz ürünleri ve tavuk, onlar rajastik özelliğe sahiptir. Kişiye tutku verirler, acitasyon verirler. So red meat and pork is tamasic. It makes us heavy and lazy. Kırmızı et ve domuz eti tamatik özelliklere sahiptir ve bizi tembelleştirir. So keep this in mind for the next lockdown. Try to have sattvic food. Bir sonraki karantina dönemi için aklınızda olsun bu tablo. O dönemde özellikle sattvic besinler yemeye çalışın. All right. So let's come to things, what else we can do for maintaining good health except good nutrition. Ve şimdi bakalım iyi beslenmenin dışında iyi sağlık için başka neler yapabiliriz? I told you oil massage at least once a week. Size yağ masajından bahsettim. En az haftada bir defa yapılabilecek. So in Ayurveda it's called Abhyanga. Ayurveda'da buna Abhyanga deniyor. Actually, according to Ayurvedic lifestyle, you should do this every day. Aslında Ayurvedik yaşam tarzı için bunu her gün yapmalısınız. I'm doing it once a week and I feel if the nutrition is good, it may be sufficient. Ve ben bunu haftada bir defa yapıyorum. Eğer beslenme iyi ise bu yeterli olabilir. I'm telling you only things I tried myself. I had the COVID virus, so I will not tell you some theoretical stuff. Only what I have experienced for myself and what I'm doing for myself. All right? Ben size kendim yapıp uyguladığım şeyleri paylaşıyorum. Kendim yapmadığım şeyleri paylaşmıyorum. Ben COVID virüsünü geçirdim ve o dönemde yaptığım şeyleri anlatıyorum size. So Abhyanga, a rejuvenating oil massage from head to toe. Abhyanga dediğimiz gençleştirici bir yağ masajı başımızdan ayak parmaklarımıza kadar, baştan aşağıya. Best to do it in the morning on empty stomach. After emptying bladder and colon, and you have brushed your teeth and applied your tongue scraper. Bunu en iyisi sabah yapmaktır. Sabah boş bir mideyle yapmaktır. Tuvalete gittikten sonra mesanenizi ve bağırsaklarınızı boşalttıktan sonra dişinizi fırçalayıp dilinizi sıyırdıktan sonra. So best of course if the oil is a little bit warm. Eğer bu masaj yapacağınız yağ biraz ılık olursa daha iyi olur. Then the skin will better absorb it. O zaman deriniz, cildiniz bunu daha iyi absorbe eder. Which oil? In summer you can take coconut oil, in winter sesame oil. Hangi yağlar kullanmalıdır peki? Yazın Hindistan cevizi yağı, kışın susam yağı. So we start with the head. Give your head a nice massage with this warm oil. Bu ılık yağ ile başınıza güzel bir masaj yapın. Then you rub the oil
into the whole body in the direction of the hair growth, like this. Ve bütün bedeninizi bu yağ ile masaj yaparken tüylerinizin uzama yönüne doğru yapın. Yani kolunuzdan yukarıdan aşağıya bu şekilde hareket ettirin. So with light pressure in the direction of the hair growth. You go up and down, but pressure is in this direction. Ve bunu yaparken yapma yönümüz tüylerimizin uzama yönüne doğru olacak. Ama hafif de bir baskı uygulayacağız. Çünkü elimizi götürüp getireceğiz ama uyguladığımız baskı tüy yönüne doğru daha fazla olacak. Make circular clockwise movements on the chest and on the belly and over the joints. Ve eklemlerinizde, göğsünüzde ve karnınızdayken saat yönüne doğru hareketler yapın. Saat yönüne doğru yuvarlak hareketler yapıyoruz. Göğsümüzde, karnımızda ve eklemlerimizde. Once you are all oily, do light exercise. Ve tamamen yağlandığınızda hafif egzersizler yapın. We want the pores of the skin to open that the oil can enter better. Çünkü cildimizdeki gözeneklerin açılmasını istiyoruz ki bu yağ daha iyi girebilsin. So it's good if sweat comes out. Eğer terleme olursa bu iyi olur. Try to move each and every joint of your body. Bedeninizdeki her bir eklemi hareket ettirmeye çalışın. You can do Surya Namaskar. That is also good. Surya Namaskar da yapabilirsiniz. Bu da iyidir. Do 3-5 full cycles of Surya Namaskara. 3-4-5 döngü yapabilirsiniz Surya Namaskara. Then, once you are warm and a little bit sweaty, not too much. 20 minutes is enough. 20 minutes. Isındıktan sonra ve biraz hafif terlerken güzeldi. Çok fazla değil. 20 dakika mesela. Then you wrap your body, not the head, only face and body, with nohut unu. Sonra bedeninizi nohut unu ile ovalayın. Ama yüzünüzü değil. Yüzünüz dışındaki bedeninizin bütün kısımlarını nohut unu ile ovalayın. So you apply the pressure in the opposite direction against the hair growth, like this. Ve bunu uygularken de deminkinin tersine, tüylerinizin uzama yönünün tersine doğru hareket ettiriyoruz. Basıncımız bu sefer tersi yönde daha fazla oluyor, nohut unu uygularken. Then you may have your shower with warm water. Don't use soap for the body. You can use shampoo for the head, of course. Ve sonra ılık bir duş alın, ılık bir banyo yapın. Bedeniniz için sabun kullanmayın ama saçınız için şampuan kullanabilirsiniz. Then you wrap your body dry with a towel. Sonra da bir havluyla kurulayın bedeninizi. So this procedure, it really stimulates your digestive fire. Bu prosedür gerçekten sizin sindirim ateşinizi uyarır, stimüle eder. It helps to burn toxins which may have accumulated during the week. Hafta esnasında birikmiş olabilecek toksinleri elimine eder, onları yok olmasını sağlar. Of course it lubricates the skin, so it will be it enhances the immunity also. Ve cildi gençleştirir ve bağışıklığı da güçlendirir. And it lubricates the joints. So it may help against arthritis. Ve eklemleri de canlandırır. O yüzden artrite karşı önleyici bir durum, önleyici bir tedbirdir. So I told you oils in summer, coconut oil or sunflower oil, because they are not heating,
In winter you can use sesame oil. Yağlardan bahsettim. Yazın Hindistan cevizi yağını ya da ayçiçek yağını kullanabilirsiniz. Çünkü onlar ısıtmayan yağlardır. Kışın ise susam yağını kullanabilirsiniz. If you are more advanced in the knowledge of Ayurveda, you can have a look at this table. Eğer Ayurveda konusunda biraz daha ilerlemiş iseniz, o zaman bu tabloya bakabilirsiniz. So if you know your body type, Vata, Pitta or Kapha, then and you have no toxins in your body, you can use these oils. Or if there are toxins, if there is ama, you can use mustard oil. This is good for burning these toxins. In the body is very hot, you can use mustard oil in combination with castor oil. Eğer Ayurveda'da ilerlemişseniz, bedeninizde ama yoksa hiç, beden tipinize göre mesela vata, susam yağı, pita, ayçiçeği, Hindistan cevizi ya da kastor yağı ise Hint yağı otu ya da biberlik otu gibi çevrilebiliyor. Onu kullanabilirsiniz. Ve ama varsa yine mustard oil dediği hardal yağı, castor oil dediği de biberlik ya da Hint yağı otu diye Türkçe'ye çevrilen bir bitkinin yağı. If you are even more advanced in Ayurvedic knowledge, you can prepare your own oils according to these advices. Ve eğer Ayurvedik bilgide daha da ileri düzeydeyseniz, o zaman kendi beden tipinize göre kendi yağlarınızı da oluşturabilirsiniz. So that much about Abhyanga, the oil massage. Abhyanga ile ilgili de bu kadar. Yani yağ masajı. Coming to applying oil into the nose. Ve şimdi burnumuza yağ uygulamaya geliyoruz. So that really strengthens the mucosa. So the virus has a harder time to settle down in your mucosa. Bu mukozayı güçlendirici bir özelliğe sahip. Öyle olduğunda virüs mukozadan içeri girmekte zorlanıyor. So the same rule, in summer you use coconut oil, in winter sesame oil. Ve yine aynı şey, yazın Hindistan cevizi yağı, kışın ise susam yağı öneriliyor. So first you brush your teeth in the morning, then you scrape your tongue, and then you apply oil in the nose. Önce dişimizi fırçalıyoruz ve dilimizi sıyırıyoruz. Sonra burnumuza bu yağ uyguluyoruz. Like it is shown here, this gentleman. Buradaki beyefendinin gösterdiği gibi. So also a good choice is Anutaila, the in Ayurvedic oil preparation. If you can get it, that would be ideal. Especially in the cold season. Ve en iyisi aslında Anutailam dediğimiz bir ayurvedik ilaç var. Onu kullanmakta kışın en iyisi budur. Yes. So either you dip your baby finger into the oil, or you drop with a dropper a few drops on this finger. And then you go into the nostril and rub it gently, like this. Bunu nasıl uyguluyoruz? Serçe parmağımızı ya yağ batıralım ya da serçe parmağımızın üzerine damlayla damlatalım. Ve sonrasında bu serçe parmağı burnumuzun deliğine sokup, burun deliklerine sokup yavaş bir şekilde ovalın burnumuzun duvarlarını. And then you repeat the same with the left finger and the left nostril. Ve aynı şeyi diğer parmağın, serçe parmağımızı diğer burun deliğimize yapalım. Yani sağ burun deliğine sağ serçe parmağı, sol içinde aynı şekilde. So that much about nasya, applying oil in the nose. It will really help to prevent all kind of winter diseases like cough and cold, COVID-19 infection, influenza, whatever. Nasya da bu kadar ve bütün kış hastalıklarını önleyici
bir özelliğe sahip. Soğuk algınlığı, grip, COVID-19'a dahil olmak üzere. So if you remember, we were talking also about rasayana, about rejuvenators. Hatırlarsanız aynı zamanda rasayanalardan da bahsettik, yani gençleştiricilerden. This is a group of food items and herbs which improve the quality of our body tissues. Bedenimizdeki dokuların kalitesini, niteliğini artıran özelliğe sahip besin grupları bu rasayana dediklerimiz. In the Rig Veda, the most ancient holy book of India, it says rasayana rejuvenators transforms lower energies into higher. Rig Veda'ya göre, yani Hindistan'daki en eski kitaplardan biri bu Rig Veda, şöyle söylüyor: rasayana düşük enerjileri yüksek enerjilere dönüştürür. So these herbs and food items, they balance the body energy, and the energy gained by this, of course, should be used for spiritual evolvement. Bu besinler ve bitkisel ürünler kişinin bedensel enerjisini dengeler ve aynı zamanda kişi bu enerjiyi, kazanan enerjiyi maneviyat için, ruhsallık için kullanabilir. So and of course they slow down aging, improve immunity. Ve yaşlanmayı yavaşlatır ve bağışıklığı arttırır, güçlendirir. For example, you can soak almonds in honey and eat every morning on empty stomach like 3-5 pieces. Mesela bademi bala yatırabilirsiniz ve her sabah aç karnına 5-6 badem yiyebilirsiniz. Bala batırılmış badem. There is such a thing I told already, like Chyawanprash. This is a confectionery made of the Indian gooseberry called amalaki or amla. Size can you say the name of that again? It's called Indian gooseberry, Phyllanthus emblica, the botanical name, or amalaki. Phyllanthus. Şimdi Latince ismi Phyllanthus emblica olan, Hintçe adı amalaki ya da amlaki olan bir bitkinin reçele dönüştürülmüş halinden bahsediyor. So this is especially good for the respiratory system. If you can get it, Chyawanprasha, take one teaspoon in the morning on empty stomach, with milk preferably, or with warm water. Bunun adı Chyawanprasha. Bu bahsettiği reçele benzeyen malzemenin adı, maddenin adı Chyawanprasha. Eğer bunu bulabiliyorsanız harika olur. Bir çay kaşığı alın, yine sabah aç karnına. Sıcak suyla ya da sütle alabilirsiniz. There are some of these rasayana drugs, they act on a certain body system. Like Brahmi, Bacopa Monieri, it acts on the brain. It's a brain rejuvenator. Ve bu rasayana ilaçlarının şöyle bir özelliği de var. Beyin hücrelerini mesela gençleştiriyor. Ashwagandha, it gives strength and stamina. Mesela diğer bir özelliği ise güç verir ve bedene kudret verir, kuvvet verir. So there is a table of this special rasayana. If you can get them in Turkey, and if you want, you can choose according to the system in your body you want to strengthen. I will not go into detail. Ve şimdi size gösterdiğim tablo bu rasayanaların tablosu. Detaylı olarak tek tek üzerinden geçmeyeceğim ama kullanım amaçlı karşılarında ilgili rasayanaları görebilirsiniz.
there is one rasayana which acts particularly on the bronchi and lungs. Özellikle bir tür rasayana var. Bu da spesifik olarak akciğerler ve bronşlarla bağlantılı. This is long pepper or pippali. Looks like this. Uzun biber dediğimiz şey böyle görünüyor. Plant looks like this. So the pepper is not like our black pepper in round little balls globally, but it is prolonged. And it is available in Turkey. Ve bu gösterdiğim ürün Türkiye'de bulunabiliyor. Karabiber gibi değil ama uzayan bir özelliği sahip. Türkiye'de bulmak mümkün. So if you have a good spice shop, they most probably will sell you pippali, this long pepper. Eğer iyi bir aktarsa size bu ürünü satabilir. Onda bulunacaktır. Pippali deniyor buna. So as a preventive measure, you can take 5 pieces of this pippali, put into a cup of milk and 1 cup of water mixed. It can be also almond milk if you don't like cow's milk. And you boil it on very low fire until the water gets evaporated. Nasıl hazırlanıyor? 5 parça pipaliyi, 1 fincan süt ve 1 fincan suyun içine koyuyorsunuz ve kaynatıyorsunuz kısık ateşte. Ne zamana kadar kaynıyor? Su buharlaşana kadar kaynıyor. So and you drink this milk warm. Yes, then you strain it, of course. Don't eat the pipalis, it's not so tasty. And you drink it warm on empty stomach every morning. Ve eğer az önce şunu da söyledi, inek sütü kullanmak istemiyorsanız badem sütü koyabilirsiniz bunun yerine. Daha sonrasında bunu içinden çıkarıyorsunuz bu pipar ile, çünkü tadı çok lezzetli değil. Çıkardıktan sonraki halini bir ay boyunca her sabah boş mideye içiyorsunuz. Yani aç karnına içiyorsunuz. If you do that for 1 month, it will really strengthen your bronchi and lungs. Bunu bir ay boyunca yaparsanız gerçekten sizin bronşlarınızı ve akciğerlerinizi güçlendirir. If you have weak bronchi, so you have often bronchitis, or you have asthma, or a long-standing cough, so if your respiratory system is somewhat weak, then you can do it throughout the winter and spring. Eğer bronşlarınız zayıfsa, bronşit oluyorsanız, astım varsa ya da uzun süren soğuk algınlığı oluyorsa, bunu siz kış boyunca ve baharda yapabilirsiniz. So that is called pippali rasayana. Buna the long pepper rejuvenator. Buna pippali rasayana deniyor. Uzun biber gençleştiricisi. All right. So I think we have talked enough about preventive measure. Let's talk about what to do once you got the virus. Önleyici tedbirlerden bahsettik yeterince. Şimdi eğer virüsü kaparsanız ne yapabileceğinizden bahsedelim. I don't know how many of you had the virus. I had it and I in last spring and I could do good observations what is happening in the body. Kaçınız virüsü aldı bilmiyorum ama ben virüse yakalandım ve bedende iyi gözlemlerde bulunabildim. So first of all, the agni, the digestive fire is almost totally shut down. Öncelikle agni, sindirim ateşi neredeyse tamamen kapanıyor. All the toxins accumulated in your body come to the surface. Bedende birikmiş olan bütün toksinler yüzeye çıkmaya başlıyor.
So what you need to do first is to strengthen your digestive fire and to reduce these toxins, this ama. İlk yapmanız gereken şey akninizi, sindirim ateşinizi güçlendirmeniz ve amayı azaltmanız. Bu toksinleri yani. Then you need to do vata anulomana, meaning bringing down the vata from here through the colon, bring it out from the body. Sonra vata anulomana dediğimiz şey yapmamız lazım. Yani vatayı buradan aşağıya bağırsaklara doğru indirip oradan dışarıya atmak. And of course you do symptomatic treatment. If there is sore throat or cough, you treat that. Ve tabii ki semptomatik bir tedavi de yapmalısınız eğer boğaz ağrınız ve öksürüğünüz varsa. So what does it mean? Strengthen Agni and reduce Ama and let the body do its healing work. Ne demek bu? Sindirim ateşinizi, agninizi güçlendirmek ve toksinleri, amayı azaltmak ve sonra bedenin kendi tedavisini yapmasına izin vermek. You should have bed rest at least for 3 days. 3 gün boyunca yatak istirahati yapmalıyız. En az 3 gün boyunca yatak istirahati yapmalıyız. Fast. This is very important. Don't eat if you don't feel like, or eat very very light for at least 3, maybe up to 7 days. 3 ila 7 gün boyunca oruç tutmak. İçinizden gelmiyorsa yemek yemek. Karnınız acıkmış gibi hissetmiyorsanız bir şey yemeyin. So what can you eat? Watery rice soup, watery khichdi soup. Khichdi, do you know? Ne yiyebilirsiniz peki? Sulu pirinç çorbası yiyebilirsiniz. Yine sulu khichdi çorbası yiyebilirsiniz. Khichdi'yi biliyor musunuz? Khichdi is mash fasulye mixed with rice. Khichdi and you boil it. Mash fasulyesinin pirinçle pişmiş hali. You may add vegetables. İçine sebze or you may eat vegetables. But it should be very light, so not much fat, very little fat, watery, and you can add spices like ginger, turmeric. Ama çok hafif olmalı bunu yaptığınızda ve sulu olmalı. İçine baharat da ekleyebilirsiniz, zencefil ekleyebilirsiniz mesela, zerdeçal ekleyebilirsiniz. So, it will strengthen and reduce you will feel better. What can you do to breathe? Stephanie, there was and the connection went. Can you repeat your sentence again? The last sentence. Yes. So about the fasting, you got it, right? Yes. What can you do to bring down the vata? Vata anulomana. You drink hot ginger or lemon water or simply okay. Hot water. Okay, that's right. Peki, vana anulomanayı azaltmak için ne yapabiliriz? Sıcak zencefil ya da limon suyu içebiliriz ya da sadece sıcak su içebiliriz. Çok hafif çorbamsı yiyecekler yiyebiliriz. So that will immediately reduce the headache. Bu anında baş ağrısını azaltır. If there is fever, drink bitter teas. Eğer ateş varsa acı çaylar için. Like papatya, for example. Papatya çayı gibi mesela. Yes. Don't apply oil anywhere on the body for 7 days. 7 gün boyunca bedende herhangi bir yere yağ uygulaması yapmayın. Because oil may worsen the ama, the toxins. Çünkü yağ amayı
kötüleştirebilir. Toksinleri kötüleştirebilir. So many people think, oh, once I'm sick, at least I have to eat well. I want chocolate. I want to treat myself well. Don't do that. Really try to have a light fasting. Çoğu kişi şöyle düşünüyor. Ya ben hastalandım. En azından iyi besleneyim. Canım çikolata ise çikolata yiyeyim falan diyebiliyor. Bunu yapmayın. Çok hafif bir orucumsu bir beslenmeniz olsun. If there is sore throat, you can gargle with curcuma water. Eğer boğaz ağrınız varsa zerdeçallı su ile gargara yapabilirsiniz. There is a good tea if you can get the herbs. It's trikatu with tulsi. Tulsi, the holy basil. Holy basil. Bir çay var. Trikatu, tulsi çayı. Fesleğen. Is it fesleğen? Isn't it in Turkish? Basil. Tulsi. It is a sub-variety of fesleğen. But yeah, it is Reyhan. Holy basil. Okay. Reyhan. Yes, okay. Tulsi. Trikatu is a mixture of black pepper powder, ginger powder, and pipali powder. We have talked about the pipali, right? 1:1:1. Burada trikatu dediğimiz şey ise pupali tozu, zencefil tozu ve karabiber tozunun karışımı. Birer birer. So this tea will definitely help to burn the ama and bring the toxins out and the vata down. Bu amayı azaltacaktır, toksinleri atacaktır, agniyi tekrar güçlendirecektir. If you feel constipated and heavy, you can take trifala powder. Eğer kabızlık hissediyorsanız ve ağır hissediyorsanız trifala tozu alabilirsiniz. So trifala is another compound, Ayurvedic powder. It's amalaki, bibitaki and haritaki. Trifala da bir Ayurvedik tozdur. İçinde amalaki vardır, bibitaki vardır, bir de haritaki vardır. So it will burn the ama and improve the digestive fire and it's mild purgative. Ve o da amayı yakacaktır, agniyi azaltacaktır ve hafif bir derecede temizleyici, müsil gibi bir bağırsak boşaltıcı etkiye sahiptir. So you can take the trifala powder, 1 teaspoon with warm water in the morning and in the evening after meal. Bir çay kaşığı alabilirsiniz sıcak suyla beraber sabahleyin ve akşamda yemekten sonra. If you do that for 3 to 7 days, it most probably it will be gone, the sickness. 3 ila 7 gün boyunca bunu yaparsanız büyük bir olasılıkla hastalık gidecektir. You can strengthen your Vishuddha chakra because according to my experience this COVID-19 all it's happening here. The usual cold, it's happening here, right? You feel it. This COVID-19, it's happening here. The energy is agitated. Ve Vishuddha chakramızı iyi korumamız gerekiyor çünkü normal soğuk algınlığı buralarda olur. Ama COVID-19 bizim bu kısmımızı etkiliyor. Burasını rahatsız ediyor. So the lymph nodes here will be slightly swollen. You can give them a light massage. Buradaki lenf düğümleri hafiften şişer. Oraya hafif masajlar yapın. Do energy work for strengthening your Vishuddha chakra. Vücuda çakranızı, boğaz çakranızı güçlendirmek için enerji çalışmaları yapın. Yes, imagine healing light coming into your crown chakra.
make a small meditation and it goes here and let it circulate here. İyileştiren şifalı bir ışığın başınızdan geldiğini, meditasyon yapın bununla ilgili ve boğazınızın bu kısmında döndüğünü, iyileştirdiğini hayal edin. If you feel that this on the energy level that it goes down into the bronchi and lungs, go for medical help. Ancak bu bronşlarınıza ve akciğerlerinize indiğini hissediyorsanız virüsün, tıbbi destek alın kesinlikle. If you feel respiratory distress, go intensive care. Eğer solunum rahatsızlığı ve güçlüğü hissediyorsanız tıbbi desteğe hemen başvurun. But usually if you are a healthy person and if you observe these advices, it will be gone after 7 days. There will be weakness remaining for maybe 1-2 more weeks. Ve eğer sağlıklı bir bedeniniz varsa bir hafta içinde atlatabilirsiniz ama hala bir yorgunluk ve zayıflık kalır bedeninizde bir iki hafta boyunca daha. So take soups with kemik suyu. Kemik suyu çorba için. Yes, any soup with vegetables, with rice, with mashed fasulye. Bulgur, maş fasulyeli, bulgurlu, pirinçli, sebzeli, kemik suyuna çorbalar. And do this pippali rasayana in the morning, the long pepper rejuvenator we were talking about. Ve sabahları da az önce bahsettiğimiz hani uzun biber rasayanası vardı ya, pippali rasayana, bunu yapın. And then you will get over it very quickly. Sonrasında çok hızlı bir şekilde üstesinden gelebilirsiniz. All right. Do you still remember what the ancient teachers mentioned? What you can do in case of epidemics? Hatırlayabiliyor musunuz şimdi eski kadim öğretmenlerin söyledikleriniz bir salgın olduğunda neler yapabilirsiniz? So we were talking about prevention, keep body and mind healthy. By proper nutrition, proper abhyanga and nasya. Şundan bahsettik, önce önleyici tedbirlerden bahsettik. Düzgün beslenme ile düzgün bir apne, düzgün bir hani boğaz burnumuza yağ masajından bahsettik ve bedenimize masajdan bahsettik. Detoxify once a week by going to into nature. Şundan bahsettik, haftanın bir günü doğaya, açık doğaya gitmek, doğayı, doğada bulunmak. Once you got the virus, do light fasting, virüsü bed rest, yatak istirahati, kuruç. After that, strengthen your body by kemik suyu and pippali rasayana. Sonrasında kemik suyuyla bedeninizi güçlendirmek ve tripali rasayanası ile, pardon, pipali rasayanası ile. And they also mentioned if the sickness is really strong, you do panchakarma. Eğer hastalık halen güçlü ise panchakarma yapın. So these are the five purifying procedures in Ayurveda. Bunlar Ayurveda'daki 5 arınma yöntemleri, arınma prosedürleri. So you bring out the toxins from the body through the nearest root. Bedendeki toksinleri en yakın yerden dışarı çıkarmaya çalışıyorsunuz. So if the disease is above the clavicle, you bring it out by vomiting. Eğer toksinler bu kısımda ise, karnın üstünde ise kusarak çıkarıyorsunuz. This is a very good treatment for asthma disease. Bu astım hastalığı için çok iyi bir tedavi. You can alternatively you can do purgation. Ve which is bringing out the toxic matter through the colon.
Kolondan da toksik maddeleri temizleyebilirsiniz. Kolondan temizlenme, müsille boşaltma yapabilirsiniz. So the other two procedures are enemas, lavman. Diğer iki prosedür ise lavmandır. Yes, alternatively oil enema and decoction enemas are given. Yağ eneması veriliyor alternatif olarak. Onunla birlikte kaynatılarak hazırlanan bir özle oluşturulan bir lavman veriliyor. Up to 30 otuz lavman in a row they can give. Yani 30 sırasıyla 30 lavmana kadar verilebiliyor. Yes, or 8 or 15. ya da 8 ya da 15. Another, the fifth procedure is nasya. We were talking already about it. But this is a more strong nasya, where you really bring out everything through the nose. Diğer bir yöntem ise nasya. Burnunuzdan çok kuvvetli bir uygulama yapıyorsunuz. Bu biraz daha normal masaja göre biraz daha kuvvetli bir uygulama olmuş oluyor. So what is most commonly done as a routine purification of the body, detoxification, is purgation, virechana. En yaygın olarak yapılan şey bağırsakların boşaltılması aslında, purgation diye ifade edilen. And this is, you can do it as a preventive measure. Bunu bir önleyici tedbir olarak yapabilirsiniz. So now actually is the time for this type of purification, detoxification. Aslında şu anda da bu tarz bir arınma dönemindeyiz. Bağırsakların temizlenmesi dönemindeyiz. Yes, end of summer, beginning of autumn, of fall. Yazın sonu, sonbaharın başlangıcı olarak. But these procedures, these purification procedures, they require the supervision of an Ayurvedic doctor. Ama bu tarz prosedürler Ayurvedik bir doktorun gözlemini gerektirir. Because you have first to prepare the body to release all the toxins. Çünkü öncesinde bedeni hazırlamanız gerekiyor. Öncesinde bedeni hazırlamanız gerekiyor bu toksinleri bırakması için ve atması için. So a certain diet has to be observed. Belli bir diyet yapılmalı. There should be abhyanga oil massages. And there should be ghee drinking. And there should be ghee drinking in the morning, at least for 3 days. Abhyanga so olmalı. So don't do it yourself. Abhyanga yağ masajı olmalı. Bir de 3-4 gün sabahları ghee içilmesi gerekiyor. O yüzden bunu tek başınıza yapmayın. So dear arkadaşlar, that was what I wanted to tell you about applying Ayurveda in this time of pandemic. Evet sevgili arkadaşlar, bu pandemi sürecinde Ayurvedik olarak yapabileceklerimizle ilgili size anlatmak istediklerim bunlardı. Does anybody have questions now? Sorusu olan var mı? Yes, actually. All right. Evet, var. Ben Türkçe konuşursam daha iyi olacak galiba. Öncelikle çok teşekkürler sunumunuz için. First, thank you very much for the presentation. Gerçekten çok faydalıydı. It was really useful. Sorum şu. biz eşimle birlikte vejetaryen ve hatta vegan besleniyoruz. Ve söylediğiniz formüllerde kemik suyu gibi beslenme çeşitimize uygun, beslenme stilimize uygun olmayan şeyler de var. Bu tip beslenen kişilere ne tavsiye edersiniz?
Me and my husband, we are vegetarian and sometimes vegan. And the among the things that you suggest us, you also have bone broth soup. What do you suggest alternatively for the people who don't take them? Well, I'm also vegetarian, but I take bone broth from time to time. So ben de vegetarianım ama harm. Ben de arada sırada kemik suyu alıyorum. Zarar vermiyor. You can take it. It will not harm you. It is very beneficial. Alabilirsiniz. Size zarar vermeyecektir. Oldukça faydalı. I don't really see an alternative. Maybe there is, but I don't know. Çünkü bunun bir alternatifini bilmiyorum. Belki vardır ama bilmiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ama anladığım kadarıyla siz de vejetaryen beslendiğinize göre bu tip bir beslenmeyi destekliyorsunuz. Thank you very much. As far as I understand, as a vegetarian person, you support this kind of diet, vegetarian diet. Yes, yes. Evet. Thank you so much. It's also sattvic. It is sattvic, right? So it helps to balance the mind also. Çünkü bu sattvic bir beslenme, o yüzden zihnin dengelenmesine de yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Thank you very much. You're welcome. Rica ederim. So I will provide this presentation. So maybe Menekşe can send out this file to all participants. Then you can read it, and you also can send me questions if you have more. Mm-hmm. If there are questions now, of course you can. I have a question. Bu sunumu size paylaşacağım. Menekşe'ye ileteceğim. Menekşe'nin size göndermesini isteyebilirsiniz. Ve sorularınız varsa bana ulaşabilirsiniz. Şimdi de sorabilirsiniz. There is someone who has a question. Mm-hmm. All right, go ahead. Lütfen devam edin Pınar. Pınar Hanım, sizin sorunuz değil mi? I have a question. I would like to ask about what does she think about eating fish? Is this okay? I'm also vegetarian, but time to time I eat fish. Balık konusunda ne düşünüyor? Ben de neredeyse vejetaryenim ama arada sırada balık yiyorum. If you really like it and if you can digest it fully, it's okay. Eğer gerçekten gerçekten seviyorsanız ve gerçekten sindirebiliyorsanız o zaman yiyin. Keep in mind that fish is heating. So if your body type is pitta, if you have much heat in your body, it's better to reduce it. Aklınızda olsun, balık ısındırıcı bir özelliğe sahip, ısıtıcı bir özelliğe sahiptir. Beden tipiniz pitta ise belki de aldığınız balık miktarını azaltabilirsiniz. And keep in mind that it increases the rajas, the energy of passion and turmoil. Agitation. Ve hatırlayın, raja özelliğe sahip bir besin. O yüzden tutkuyu arttırır, karmaşayı arttırır ve agitasyonu arttırır. But it's better, it's preferable compared to meat, because whatever meat is far from us. So we are mammals in the animal group. So if we eat the meat of mammals, it's not good. Mm-hmm. If we eat the meat of birds or fish, it's already slightly better. Bizler memeliyiz. O yüzden memeli olarak başka bir memelinin etini yemek çok iyi değil. Ancak ete kıyasla, kırmızı ete kıyasla kuşların ya da balıkların balığın etini yemek daha tercih edilebilir. Okay, other questions? Peki, başka soru?
Actually, I have one more, but I don't want to take time. If we have time, I can ask it. Bir sorum daha var ama çok zaman almak istemiyorum. Zamanınız varsa sorabilirim. Menekşe, what do you think? Yes. Menekşe, ne dersin? 10 minutes is possible. 10 dakika okay. Uygun. Tamamdır. Vücut tiplerinden bahsettiniz. Kapha, pita olarak doşalardan bahsettiniz. Burada bir takım testler var online yapabileceğimiz. Bunlara güvenebilir miyiz? Yoksa bunu anlamak için ne yapabiliriz? Doğru analiz yapabilmek için. You talked about different doshas, vata, pitta, kapha. There are some tests online. To what extent they are reliable? Or what can we do to understand what type do we have? I can't tell whether they are reliable. They may give you a clue about your body type, but it's always best to go to an Ayurvedic doctor, have your pulse checked, and do the test under his or her guidance. Hı hı. Ne kadar güvenilir olurlar bilmiyorum. Ancak bir fikir verebilir ama en iyisi bir Ayurvedik doktor ya da Ayurvedik bir uzmandan onun rehberliğinde bunu öğrenmeniz olur. Teşekkür ederim. Siz bu şekilde bir danışmanlık veriyor musunuz acaba? Do you offer a consultancy like this, Ayurvedic consultancy? Yes, but you have to come to my place in Istanbul, Üsküdar. Evet, ama Üsküdar'da, İstanbul'daki benim yerime gelmeniz lazım. Or Stephanie Herba Farm, Yalıkavak in Bodrum. Mm-hmm. Yes, but I'm leaving afternoon, so it's yes, not now. Actually, I am in Bodrum right now. I will leave right after the lecture. Okay. Yalıkavak'ta Herbal Farm'da olabilir dedi Menekşe. Stephanie'de evet şu an Bodrum'dayım ama dersten hemen sonra ayrılacağım diye cevap verdim. Tamam, teşekkürler. You're welcome. All right, friends. So then let me thank you, Serpil. Peki arkadaşlar, Serpil'e teşekkür etmek istiyorum. Big job you did. Thank you so much. Çeviri için çok iyi bir iş çıkardın. Teşekkürler. I got much better understood than when I was doing this in English only. So it was really helpful. Thank you so much. And dear friends, yes, stick to the recommendations. And stay healthy. Evet arkadaşlar, sizler de tavsiyelere bağlı kalın ve sağlıklı kalın. Bye. Thank you, Stephanie. Bye. We love you. Welcome. Teşekkürler. Yes, and have a nice time now. Yeah. Have a break before the next lecture. Mm-hmm. Yeah. Sonraki dersten önce bir ara verin sizler de. Okay. Hoşça kalın. Bye. Everybody. Bye-bye.